dibeklerimiz. Bunlar da eskiden tereyağının içine. Evet, bunların içine. Bunların daha büyükleri de var, böyle büyükleri var. Biz bunları küçüklerinden böyle orijinal koyduk. Şunlar eskiden yoğurdu koyarlardı, suyu koyarlardı, nenemler yaparlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Bunu böyle yoğurdu döverler böyle. Dövdükçe ayran olurdu. Ayran olduğu zaman da yağı üstüne çıkardı. Sonra yağını nasıl alacak? Yağını bununla bak, şunun şeyinden. Bunu çekince buraya yağlar çekiliyor. Bu daha büyüktür böyle, küçük bu kalmış. Bunun daha büyüğü böyle aşağı yukarı bu silme gibi. Çalışacak şekildedir böyle, büyüktür. Bunu yağını alır böyle, kaşıklar alır, tahta kaşıklar böyle, tasa koyarlar. Oradan da o yağlar. Nerede kaldı o yağlar? Nerede kaldı? Ben yaparım size. İnşallah. Ya. Çok güzel. Bu da bir ben eski orijinal ayranlarımızın ve yağlarımızın çıktığı yer. Şimdi her şey makinelaştı. Ayranımız makinelaştı, yağlar makinelaştı, yoğurtlar makinelaştı. Hiçbir şey tadı kalmadı diyorsunuz. Kalmadı. O güzellikler, o tatları ben biliyorum, ben yaşadım. Ben pek bilmiyorum. 62. Öyle mi maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Ben de sana aynı şeyi söyledim. Olduğu için olabilir. Evet. Şimdi ben bu tereyağından çok yedim de ondan bekledi küçükken. Öyle. Tabii nenem rahmetli böyle yapardı. Bir de arada bir parmağını böyle yapardı benim ağzıma. Çat çalardı. Ben de o zaman 8-10 yaşlarında, bir hanım 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında. Ya işte ondan bu yağları biz yedik, tattık ya. Çok lezzetli. Ne şanslıymışsınız ya. O zaman bir de bu hayvanları doğada gezerek ottan, daldan, İşte böyle doğal şeylerden beslendiği için bunların tadı kokusu bir başka.